Usura d'oro. Değerli izleyenler, yine sizlerle birlikteyiz. Bize ayrılan süre içerisinde yine bir kısa sohbetimiz olacak. Burada bu süre içerisinde Osman Ünlü hocamıza bir sorumuz var. Onun cevabını alacağız. Sorumuz yine sanıyorum herkesin merak ettiği konulardan birisi olacak. Hocam, Kur'an-ı Kerim'le alakalı bir sorumuz var ama aslında şöyle bir soru. Kur'an-ı Kerim'in mübarek Ramazan-ı Şerif ayıyla bir alakası var mı? Yani bir ilişki var mı ikisinin arasında? Mustafa abi, Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 185. ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirildi buyuruyor. Ramazan ayında indirildi. Şimdi İslam alimlerinin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Kutsi'ye Sözleri de Mektubat isimli bir kitabı var. Orada bunu anlatırken buyuruyor ki mübarek Ramazan ayında bütün iyilikler, bütün bereketler bulunur. Her iyilik, her bereket Allah-u Teala'nın zatından gelmektedir. Her kusur, her kötülük de mahlukların, yani yaratılmışların zatlarından ve sıfatlarından hasıl olmaktadır. Nisa suresinin 78. ayet-i kerimesinde mealen sana gelen her ne güzel, her güzel şey Allah-u Teala'dan gelmektedir. Sana gelen her kötülük de kendindendir buyuruluyor. Bu üstünlüklerin hepsi de kelam şanında bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim bu kelam şanının hakikatinin hepsinden hasıl olmuştur. Bundan dolayı bu mübarek ayın Kur'an-ı Kerim'le tam bir bağlılığı vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bütün üstünlükler bulunmaktadır. Bu ayda da o üstünlüklerden hasıl olan bütün iyilikler bulunmaktadır. Böyle buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bu bağlılıktan dolayı Kur'an-ı Kerim bu ayda nazil olmuştur. İşte onu sana biraz önce naklettiğimiz o Bakara Suresi 185. ayet-i kerimesinin naklediliyor. Ve devam ediyor. Kadir gecesi bu aydadır. Bu ayında özüdür, hulasasıdır. Kadir gecesi çekirdeğin içi gibidir. Ramazan ayı da kabuğu gibidir. Bunun için bir kimse bu ayı saygılı, iyi geçirerek bu ayın iyiliklerine, bereketlerine kavuşursa bu kimsenin senesi de iyi geçer, hayırlı ve bereketli olur. Yani Ramazan ayına hürmet gösterirse. Evet. Ve Peygamber Efendimiz buyurdu ki oruçlu olan kimse hurma ile iftar etsin çünkü hurma bereketlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurma ile iftar ederdi. Hurmanın bereketli olması şöyledir ki onun ağacına nahle denir. Biz hurma deriz. Türkler olarak hurma diyoruz. Temre denir, nahle denir. Bu ağacın yaratılışında topluluk ve adalet vardır. İnsanın yaratılışı da böyledir. Bunun içindir ki Peygamberimiz aleyhisselam nahle ağacına Adem oğullarının halasıdır dedi. Ve halanız olan nahleye saygı gösteriniz. Çünkü bu ağaç Adem aleyhisselamın çamurundan kalan artıktan yaratılmıştır buyuruluyordu. Buyuruldu. Görülüyor ki nahle Adem aleyhisselamın çamurundan yaratılmıştır. Nahleye bereket buyurması bunda her şeyin bulunduğu içindir. Dolayısıyla ve İmam-ı Rabbani Kutsi de anlatmaya devam ediyor. Özet olarak Ramazan ayını Allah-u Teala bu ümmete mahsus kılmıştır. Zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Recep Allah-u Teala'nın, Şaban benim, Ramazan ayı da ümmetimin ayıdır buyuruyor. Ümmetimin ayıdır. Ve bu ayın içerisinde bir gece ihsan etmiş. Kadir gecesi. Kadir gecesi. Kadir suresinde aynı şekilde bildiriliyor. Leyle-i Kadir diye geçiyor. Kadir gecesi. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bu artık bu ayın özüdür. Bu ayın özüdür. Atomun çekirdeği gibi. Atomun çekirdeği. Şimdi özü olan şey de Kur'an-ı Kerim'de aynı şekilde bu gecede Ramazan ayında indirilmiştir. Yani bütün iyilikler, Kur'an-ı Kerim'de bütün iyilikler mevcut. Bereket Ramazan ayında ikisi de aynı şekilde birbirinin mütemmimi şeyi gibi, bağlantısı gibidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de bütün iyilikler aynı şekilde bildirilmesi sebebiyle de buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Onun için Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmiştir. Bu ay buna layıktı. Bu ay buna layıktı. Bu sebepten dolayı. Peki Levh-i Mahfuz'a inişi? O aynı şekilde Berat gecesi diye geçiyor kitaplarda. Ama yeryüzüne indirilmesi başlarsa aynı şekilde Ramazan ayında indirilmiş. İndirildiğinden anlamamız gereken indirilmeye başladı mı? Bitti mi? İndirildi yani. Yeryüzüne indirildi. Evet, yeryüzüne indirildi. Anladım. İndirilişi öyle oldu. Evet. Yani indirilişi öyle oldu. Kur'an-ı Kerim'in, çünkü Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirildi diye Bakara suresinde açık net bildiriliyor. Açık net bildiriliyor. Dolayısıyla Ramazan ayı kendisi mübarek bir ay. Yaratan öyle yaratmış.
Hatta Allah-u Teala öyle bir ihsanda bulunmuş ki Ramazan ayında şeytanlar bile bağlanıyor. Dikkat edersen Ramazan ayında hatim okuyanlar çoğalıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu ayla, yani İmam Rabbani Hazretleri buyurduğu gibi bir bizim anlayamadığımız, istemediğimiz bağlantısı var. Evet. Camilerde mesela şeyler, hatimler okunuyor. Ve radyo, televizyonlar aynı şekilde devreye giriyor. Mukabeleler okunuyor. Camilerde mukabeleler işte devam ediyor. Radyo, televizyonlarda da aynı şekilde yapılıyor falan. İnsanlar kendi evlerinde de aynı şekilde Kur'an-ı Kerim okuyor. Ramazan Şerif 1 deyince başlıyorlar mesela. Evet, başlanıyor. Evet. Zaten 30 gün olmaz sebebiyle de 29 çekse bile de bazen 29 çekebiliyor. Ve onu bir günde 2 cüz okumak suretiyle yetiştiriyor. Her gün 1 cüz, 1 cüz, 1 cüz okuyarak bir ay içerisinde Kur'an-ı Kerim hatmediyor. Ama diğer aylarda aynı gayret olmuyor. Evet. Olamıyor. Doğru. Bu da Ramazan ayının üstünlüğü. Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayıyla ayrı bağlantısının olduğu, yani ki kitaplarda o şekilde bildirilmiş. Bunun için de kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki Ramazan ayına hürmet etmek lazım. Sayı göstermek lazım. Biraz önce hani nakletti ki İmam Rabbani Hazretleri de ona temas ediyor. Bu aya hürmet eden, bu ayda iyiliklerini artıran, Kur'an-ı Kerim okuyan ama Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra samimiyetle de Cenab-ı Hak'tan talep eden, ya Rabbi Ramazan ayından sonra da bana bu ibadeti nasip et diye talep ederse, isterse Cenab-ı Hak talep eden kullarını geri çevirmez. Ramazan ayında da bu dualarının kabul olma ihtimali de yüksektir. Hal böyle olunca Ramazan ayında nasıl her gün böyle Kur'an-ı Kerim okuyorsa Ramazan ayından sonra da tekleyerek bile olsa bunu devam ettirir. Bunu devam ettirir. Peki devam ettirirse ne olur? Mesela din büyükleri kitaplarını anlatmışlar. Cenab-ı Hak bu ümmete 5 vakit namaz emretmiştir. Mesela anlatıyorlar. Diyorlar ki o 5 vakit namazdan murat nedir? 5 vakit namazdan murat günde 5 defa Allah-u Teala'yı hatırlamaktır. Namazın içerisinde Kur'an-ı Kerim'de okuyorsun. Ramazan-ı Şerif'te her gün Allah-u Teala'nın kelamını okuyorsun. Bundan daha büyük bir ihsan olur mu? Ramazan-ı Şerif'in aynı şekilde üstünlüğü, bereketi ve Kur'an-ı Kerim'le, Allah-u Teala'nın kelamıyla iç içe olduğunun açık bir alameti bu. Şimdi aynı duygu, aynı his, aynı coşku Ramazan ayının dışında olmuyor. Bu Ramazan ayının kendisine mahsus berekettir. Yani aslında Ramazan ayında da bu bir ay ibadetlere devam ederek bir alışkanlık sağlamak gerekiyor. Ama işte maalesef olmuyor çoğu zaman. Ben mesela hutbelerde bazı imam efendileri, hoca efendileri hatırlarım. Ramazanlık Müslüman mısınız? Ramazan'da camiye geliyorsunuz, sonrasında niye gelmiyorsunuz diye cemaate kızanlar da oluyordu. Fırçalıyorlar. Yani. Doğru yani neticede. Ama orada yani hoca efendilerin, daha doğrusu din anlatan ilahiyatçıların da tek taraflı düşünmemeli. Büyük hatalar var. Hatalarımız var daha doğrusu. Evet, büyük hatalar var. Yani Allah-u Teala ihsan etmiş bir camide görev yapıyorsun. Din adamısın. Yani insanlara yaklaşım şeklini iyi bilmesi lazım. İyi öğrenmesi lazım. Ayda bir defa gelmiş veya da cumadan cumaya gelmiş, bayramdan bayrama gelmiş. Bayramlık Müslüman diye fırçalıyor. Bu terbiyesizliktir yani. Sen nesin o zaman? Yani acaba sana devlet para vermeseydi camiye, acaba girecek miydin, gelmeyecek miydin? Gelecek miydin, gelmeyecek miydin? Mesela çoklar var öyle. Ben işte böyle mahrumiyet belgesine gönderse orada işte burada 1.000 lira veriyorsa orada 2.000 lira veriyor falan, beni oraya gönderse ben orada yaparım falan. Sen burada aynı şekilde gevşek davranıyorsun ki demek ki sen para için yapacaksın bunu. Para için yapacaksın. Çünkü imamlık da müezzinlik de kayyumluk da metüsene edilmiş. Allah-u Teala'nın kullarına, Allah-u Teala'nın dinini anlatanlar da aynı şekilde metüsene edilmiş. Ancak bunlar Allah rızası için yapılırsa buyuruyor. Ramazan ayında da aynı şekilde oruç Allah rızası için tutulursa, sadaka-i fıtır Allah rızası için verilirse, Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın rızası için okunursa faydası olacak. Yoksa mesela bir hadis-i şerif zikrediliyor. Rubbe talihiyel anehil Kur'an diye. Nice Kur'an-ı Kerim okuyanlar vardır ki Kur'an-ı Kerim onlara lanet eder. Niye? Sesi güzeldir. Şarkı kalıplarına uydurur. Yok efendim şu makamda bu makamda falan derken harf ilave eder. Ve makamdan taviz vermez, Kur'an-ı Kerim'den taviz verir. Yani şarkı söyler gibi. Hele bir de zamanımızda Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ramazan ayında da aynı şekilde. Yani az kaldı. İlahileri çalgıyla söylüyorlar. Orkla söylüyorlar. Ondan sonra sıra Kur'an-ı Kerim'e gelecek. Olur mu canım? Niye? İlahi çalgıyla söyleyen adam. Yarın Kur'an-ı Kerim de aynı şekilde. Niye söylemesin? Esma-i Hüsna'yı çalgıyla söyleyip duruyorlar ya televizyonlarda. Sen tepki gösteriyor musun? Yok. Caminin içinde söylüyorlar çalgı aletiyle. Değil mi? Tabii. Defleri götürüyor. Tabii. Aynı şekilde caminin yapıyor. İçinde söylüyor. Onu o şekilde yapan, bir zamanlar mesela
şeyden iyi seviyeler Hristiyanlığı bozmuşlar, bozmuşlar şey iyi seviyeli İsa Aleyhisselam dini bozmuşlar, bozmuşlar. Ne kadar ibadet ve taat varsa hepsini atmışlar. Ondan sonra atmışlar da ortada bir şey kalmamış. Kiliseye nasıl çağıracaklar bunları? Kilise müziği doğdu. Şimdi mesela bazı din adamları aynı yolu tutuyor. Diyor ki işte aynı tasavvuf musikisi, ondan sonra bilmem korosu, bilmem nesi falan, kadının heykeli karışık. Bu şekilde böyle icraatlar falan da söz konusu. Yarın toprağın altında bunları yapan, bunları ön plana çıkartanlar nasıl hesap verir? Allah-u Teala dinini bozuyorsun sen. Çünkü bir şey haramdır. Onu işlersin, tövbe istiğfar edersin. Ama Allah-u Teala emrettiği bir ibadete sen haram karıştırırsan, şimdi Allah-u Teala'ya metüsena etmek ibadettir. Kur'an-ı Kerim okumak ibadettir. Mevlid mesela Peygamber Efendimiz'e metüsena ediyor. Evet. İlahiler, onlar da Allah-u Teala ve Peygamber Efendimiz'e metüsena ediyorlar. Dolayısıyla ibadettir. Sen ibadete ne karıştırıyorsun? Allah-u Teala'nın men ettiği, yasak ettiği harama, çalgıyı karıştırıyorsun. Ne oldu? Haramdan öteye gitti buyuruyor. İmanı tehlikeye sokar buyuruyor. İmanı tehlikeye sokar. Ya hal böyle olunca, yani bunlara ön ayak olanlar, bunlara yok. Ondan sonra CD'ler hazırlamak, bilmem ne yapmak falan filan, yarın ahirette bunların aynı şekilde vebali çok ağır olur. Onun için Ramazan-ı Şerif'te yani Kur'an-ı Kerim'e olan o muhabbet ve sevgi sebebiyle, daha doğrusu Ramazan ayının kendi bereketiyle insanlar Allah-u Teala'nın kelamını okumaya başlıyor. Dua edilir, yalvarılırsa Ramazan-ı Şerif'ten sonra da Ramazan ayının yani bereketleri ve ihsanları sebebiyle bu berekette yine kavuşulabilir efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sadaka-i fıtır zenginlerinize bir tezkiyedir. Fakirleriniz de verirse Allahü Teala onlara daha çoğunu verir. Alemlere rahmet olarak geldin. Ümmetine şefaat vaad eyledin. Alemlere rahmet olarak geldin. Ümmetine şefaat vaad eyledin. Güzel ahlakı sen itmam eyledin. Salat selam sana ya Resulallah. Güzel ahlakı sen itmam eyledin. Salat selam sana ya Resulallah. Vardım kırklar yaylasına, gel beru ey can dediler. Vardım kırklar yaylasına, gel beru meydan dediler. Yüz sürdüm ayaklarına,
tam ilmihal, saadeti ebediye. 3. cilt 54. mektup. Bu mektup Han-ı Cihana rahmetullahi teala aleyh yazılmıştır. Sağlam olan dine yapışmayı ve dünya işlerini yaparken İslamiyete uymaya dikkat etmenin din ile dünyayı birlikte kazanmak olduğunu bildirmektedir. Dünyanın tatlı şeyleri ve geçici nimetleri ancak bu parlak dine uymakta yardımcı oldukları zaman faydalı ve helal olurlar. Dünya kazancı ahiret kazancıyla birlikte olduğu zaman işe yarar. Ahireti kazanmaya yardımcı olmayan dünya nimetleri şekerle kaplanmış zehir gibidirler. Bunlarla ahmak olanlar aldatılmaktadır. Allahü Teala'nın bildirdiği tiryak ile bu zehirlere ilaç yapmayanlara yazıklar olsun. Bu şekerli tatlı zehirleri İslamiyet'in emirlerini ve yasaklarını yapmak güçlüğüne katlanarak tedavi etmeyenlere çok acınır. Kısaca İslamiyet'e uymak için biraz çalışan, biraz harekete geçen kimse sonsuz olan kazançlara kavuşur. İslamiyet'in emirlerine ve yasaklarına uymak çok kolaydır. Fakat az bir gaflet ile ve gevşeklik ile de bu sonsuz nimetler elden çıkar. Uzağı gören, doğru düşünebilen akıl sahibinin bu parlak dine uyması lazımdır. Ceviz ile kozalak ile oyuna dalarak faydalı şeyleri elden kaçıran çocuk gibi olmamalıdır. Dünya işinizi yaparken İslamiyete uymaya dikkat ederseniz peygamberlerin aleyhimüs salavat ve teslimat yolunda bulunmuş olur. Bu sağlam dini nurlandırmış ve yaşatmış olursunuz. Ya Rabbi, sevdiğin ve beğendiğin işleri yapmayı bize nasip eyle. Muhammed Baki Billah Hazretleri Kuddise Sirruh 3. Bölüm Silsile-i Aliye Evliyalarının 22.si olan Muhammed Baki Billah Hazretlerinin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Muhammed Baki Billah Hazretleri de elbette Efendimiz Aleyhisselam'ın varislerinden olmakla ilim ve hikmette olduğu gibi ahlakta ve insanlara merhamette de o nihayetsiz deryadan büyük pay almışlardır ki bu hayatlarının her alanında aşikare bir şekilde görülmektedir. Bu husustaki bir menkıbesi şöyledir Muhammed Baki Billah Hazretlerinin. Büyük veli bir süredir Hindistan'ın Lahor şehrinde ikamet etmekte, şereflendirmektedir orayı. Takdir-i ilahi bir süre sonra bir çetin kıtlık baş gösterir. İnsanlar perişandır. Kasıp kavuran bir sıcaklık, mahsul alınamayan ekinler. Büyük velinin binlerce seveni etrafında pervane gibidirler. Canlarından aziz bildikleri ve bütün müminlerin feyz kaynağı olan Muhammed Baki Billah Hazretlerine bu kıtlığın sıkıntısını yaşatmamak için büyük bir çaba harcarlar. Ne var ki büyük velinin gözleri nemli, mübarek kalbi mahzundur. Önüne getirilen yemeklere el dahi sürmez ve her defasında insanlar sokaklarda aç ve perişan dolaşırken biz yemek yiyemeyiz buyurur ve nice günler bu hal üzere kalır. Sadece insanlara değil, bütün mahlukata karşı muazzam bir merhamet içindedir ki büyük veli yine bir gün teheccüd namazına kalkmak üzeredir ki yorganının üzerinde bir kediciğin uyuduğunu görür. Büyük veli bu sebepten yatağında kıpırdamadan uzanır ve kıyamaz hayvancağızı uyandırmaya. Büyük veli Allahü Teala'nın sevgili kullarındandır ve duaları geri dönmeyen dualardır. Allahü Teala'nın rahmet tecellilerinden olan Muhammed Baki Billah Hazretleri
insanların maddi manevi sıkıntılarında sığındıkları bir büyük asude liman gibidir. Öyle ki bir gün bir kadıncağız büyük bir telaşla gözü yaşlı bir şekilde büyük velinin huzuruna gelir. Kadıncağızın kucağında ise ciğerparesi oğlu başı kanlar içinde kulağından kan gelmiş halde hareketsiz yatmaktadır. Küçük çocuk şehirdeki kalenin 20 metre yüksekliğinden taş zemine çakılmıştır ve işaretler pek ümit vermemektedir. Fakat anne pek bir edepli, bir o kadar da annelik hissinin verdiği tarifsiz kederle ve öylesine içten yalvarır ki büyük veliye dua etmesi için Baki Billah Hazretleri pek bir şefkatle tamam der. Tevazuunun ve yüksek hallerini göstermek istememenin bir neticesi olarak bir tıp kitabı ister ve biraz karıştırdıktan sonra çocuğun annesine dönerek şu kesin ve net müjdeyi verir. Öyle anlıyoruz ki işaretlere göre oğlunuz yaşayacaktır. Herkes şaşkınlık içindeyken büyük veli bir müddet sessizce murakabeye dalar. Sonrasında mübarek ellerini açarak dualar eder çocuğa. Ve çocuk büyük velinin bir kerameti olarak Allahü Teala'nın şifa ihsan etmesiyle kısa süre sonra eski sağlıklı haline kavuşur. Bir sonraki bölümde hayatını anlatmaya devam edeceğimiz Muhammed Baki Billah Hazretleri buyurdu ki, cahil tarikatçılarla beraber bulunmaktan sakınınız. Marifetin kısım ve mertebeleri çoktur. İşin esası, dinimizin esası üzere olmaktır. Bu yolun büyükleri son derece gayretli ve naziktirler. Onların yolu hiç eksiksiz Resulullah'ın yoludur. Sözün özü şudur ki gönül hakiki dostla Allahü Teala ile olmalı, beden ibadette ve helal kazanç sağlayacak bir işte bulunmalıdır. Bugün de sizlere Yeşillikler Diyarı, şirin ilimiz Kastamonu'dan sesleniyorum. Kastamonu Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarıyla yapmakta olduğumuz programlarımızın bugünkü bölümünde kasaba köyündeki Mahmut Bey Camii'nin avlusundan sesleniyorum. Niye? İki gündür Mahmut Bey Camii'ni anlattık, dillere destan. Tatilinizde kalkın gelin burayı görün dedik. Efendim burada bir yapı var. Bu yapı Mahmut Bey Camii'nin avlusuna yapılmış. Tabii burada 3 tane de torun bulduk. Burası hizmet binası olarak yapılmış. Mahmut Bey Camii'ni ziyarete gelenlerin istirahat edebilecekleri şekilde bir mekan peyda edilmiş. Ve işte müstakbel sizlere hizmet edecek torunları gösteriyorum efendim. Hadi sizler gidin bakalım torunlar. Yeter, seyircilerimiz sizi tanıdılar. Efendim burada görüldüğü gibi büyük bir salon içeriye gireceğiz ve Mahmut Bey Camii konuk evi ve çevre düzenlenmesi Vali Enis Yeter zamanında Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından yaptırılmıştır. 2002. Burası boş efendim. Ziyaretçi bekliyor. Gelen burada her türlü sosyal ihtiyaçlarını görecek durumdadır. Tabii il yöneticiler de gerek belediye olsun gerek vilayet olsun buraya gelen konukları karşılamak üzere onlarla ilgilenmek üzere bir görevli de verse benim şahsi fikrim şimdi köylüler bu işi yürütmeye çalışıyorlar ama tabii çok amatörce bir şey oluyor. Yapılabilirse çok daha iyi olur. Bir de içerisini göstermek istiyorum. Ben içeriye giriyorum efendim.
Şu anda konuk evinin iç kısmına girmiş bulunuyoruz. Bundan önceki valimiz Sayın Enis Yeter Bey'in hazırlattığı yer ki kendisini doğrusu biz şükranla anıyoruz. Güzel bir hizmet yapılmış. Basit de olsa şuraya şöyle 1,5-2 otobüs yolcusunu alacak kadar, onların istirahatını temin edecek kadar divanlar yapılmış. Çaylar konacak duruma gelmiş. Tabii bu çay bizim için demlendi ama siz de görün bakın burası çaysız değil diyoruz. Kendi imkanlarıyla köy halkı misafiri ağırlıyor ama nereye kadar? Bu usta bir tedbir alınırsa gerek vilayete gerekse belediyeye gelen bazı konukların seyahat ve ziyaret planına kasaba köyündeki bu Mahmut Bey Camii ve kasaba köyü dahil edilirse ben inanıyorum ki Kastamonu'da burası da çok hareketli bir kültür turizm merkezi olacaktır. Biz bu programlarımızda yurt içindeki ve yurt dışındaki vatandaşlarımızı tatillerinde Kastamonu'ya gelmeye davet ediyoruz. Konaklama düzeninde artık ilin sorumluları herhalde kısa sürede halledecekler. Ben öyle inanıyorum. Öyle bir hava hissettim. Gayet herkes olumlu. Aman Kastamonu'ya ne yapabiliriz diye çırpınıyorlar. Onların muvaffakiyetlerine de biz dua ediyoruz. Efendim buradan bu köyde tabii 25 bin nüfuslu bir köyde efendim. Buradan biz bir cami daha var, tarihi cami. Hatta Mahmut Bey caminin daha önce yapıldığı söyleniyor. O camiden de size şöyle birkaç dakikalık da olsa bir görüntü göstermeyi, birkaç kelimeli de olsa bir anlatımı sizlere sunmayı düşünüyorum. Bu konuk evinden şimdi oraya gidiyoruz. Bu köye gelen konuklar zaten bütün köyü dolaşmak için burayı merkez edinebilirler. İçinde lavabosu var, her türlü kolaylık tesisleri var şu kapının ardında. Ve burayı yaptıran Sayın Valimiz bir güzellik daha yapmış. Kastamonu'da özelliğini kaybedip de yıkılıp yerine yeni bina yapılan yerlerdeki keresteleri zayi ettirmemiş, aldırmış. Konuk evinin şu andaki çatısının ana aksları hepsi 100-150 yıllık kereste efendim. Bunları da değerlendirmiş ve insanımızın gözlerinin önüne sermiş. Müteşekkiriz efendim. Şimdi gidelim Saray Camii'ni görelim. Kasaba köyünün Mahmut Bey Camii'ni, konuk evini gördükten sonra şimdi de yine aynı köyde ikinci bir tarihi cami var. Efendim bu köy enteresan bir köy. Eski adı Ilısu kasabası veya nahiyesi diye geçiyor. Büyük bir nüfus yaşardı. İki tane tarihi hamamı var. Neredeyse acık daha düzenli olsaydı onları da çekip bize gösterecektik. Bir köyde iki tarihi hamam, iki tane tarihi çeşme. Şimdi Mahmut Bey Camii'ni verip de çivisiz camiyi, bunu vermezsek olmayacak. Bu da Saray Camii. Bunun bahanesi de bilinmiyor. Adamcağız öyle ihlasla yaptırmış ki efendim, kendi ismi de unutulmuş. Dolayısıyla burada ibadetini yapan, bu camide rahat eden kimseler bahanesine diye dua ederlerse o duada ona erişir. Bu caminin mihrab-ı minberi hususunda size anlatacaklarım var. Bir de üst müşebbek kafesi olan bir mahfili var. Onları söyleyeceğim. Giriş kapısı görüldüğü gibi kesme taştan yapılmıştır. Caminin minaresi yıkılmış. Bir minare var ama bu minare sonradan yapılmış. Yıkılan minarenin de taşların yarıya yakını neredeyse hazır. Ne olur bunlar korumaya alınsa da ileride bir binanın temelinde kullanılmasa inşallah o da olur. Şu bulunduğum yerde bu caminin bir şadrıvanı olması lazım idi. Fakat yok. Yeni şadrıvan biraz daha ileriye dar bir mekana yapılmış. Bir tarafı zaten dereyle tahditli. Buradan bir arsa gitmemiş ama üst taraftan herhalde yolu geçirirken, düzeltlerken caminin avlusundan da biraz bir şeyler gitmiş diyoruz ve ben içeriye giriyorum. Kitabesi yok görüldüğü gibi. Kitabesi hakkında da bir şey diyemedim efendim. Saray Camii'nin harim kısmına girdik. Harim kısmı küçük efendim. Şöyle
60-70 metrekare bir alan, kare şeklinde konumu. Arkamda gördüğünüz gibi müşebbek mahfiller var. Yani önü çıtalarla perdelenmiş. Buna müşebbek tabir ediliyor. Bunun ahşap kısmı da tıpkı Mahmut Bey Camii'ndeki, yani Çivisiz Camii'deki, ise önceki günlerde anlattığım camideki gibi. Ama tabii tavanı ahşap tavan. Bu ahşabı tavandaki yeni bir ahşap görünüyor. Yani o camiden önce yapılan burası, yani 1360'lardan önce yapılmış olan burasının tavanı da onun gibi olması lazım idi. Ya bir sebeple çöktü, dere yatağının çok yakınında, çünkü bir sel mel basmış olabilir. Bu hemen dere yatağının kıyısındadır, bir afet olmuş olabilir. Ya da bizim bilmediğimiz başka bir zelzele, şuna benzer yangın gibi bir şey geçirerek, tehlikeli bir durum geçirerek bu hale gelmiş olabilir. Ancak bu caminin Çivisiz Cami'den farkı, mihrabı, minberi mermerden. Hem minber mermer, hem mihrabı mermer. Efendim, biz mermer görüyoruz ama sanki mukarnası kısmı mermer gibi. Mihrabın hepsi, minberin hepsi mermer, mihrabın da üst kısmı mermer görüntüsünde. Boyandığı için öyle miydi, böyle miydi bilmiyoruz. Ben şimdi sizlere bu mahfil kısmını gösterdikten sonra minber tarafına geçiyorum. Minberi gösterip, mihrabı gösterip bugünkü programımızı inşallah noktalamaya çalışacağız. Minberin yanındayım şimdi, gördüğünüz gibi. Minber ta külahının tepesine kadar mermerden yapılmış. Bazı yerleri herhalde zelzelelerden falan veya o geçirildiği muhtemel olan yangından dolayı araları açılmış. Ama bu tamamıyla mermer. Aşağıya da mermer. Bakar mısınız efendim? Mermer olan bir minberi lambiriyle daha güzel görülecek şekle getiriyoruz. Mermer olan bir minberi yağlı boyayla böyle ıpıl ıpıl parlayacak şekle getiriyoruz. Bu geçecek efendim inşallah. Bu geçecek. Bizim programımız inşallah bu çekimlere devam ettikçe, bütün Anadolu'yu gezdikçe ben seyircilerimin bu meseleye artık sahip çıktıklarını görüyorum. Dolayısıyla buradaki görevlilerin de bundan sonra böyle boyamaya falan kalkan, evinde yarım kutu boya artınca al hocam şunu bir yere sürersin israf olmasın dediğinde, kardeşim götür nereye sürersen sür ama bu caminin içine boya girmesin demelerini bekliyorum ve diyecekler inşallah efendim. Çünkü görevli kardeşlerimizden de seyircilerime rastlıyorum, hakikaten onlar da bana hak veriyorlar. İşte lambirinin çirkinliği efendim. Mermeri niye tuttun sen? Bu devrilecek miydi? Bu devrilmeye kalksa bu mermer sanki bu lambiri tutacak mı efendim? Tutmayacak. Buradan dönüyorum mihrabına. Mihrabı işte şöyle biraz elle yoklayarak vereceği sese göre bir karar veriyoruz. Şu üstü ben mermer olma ihtimalini düşünüyorum. Tabii boyalarla böyle iciş bücüş hale gelmiş ama şu alt kısmı alçı sesi veriyor. Efendim bir de burada hemen önümüzdeyken şöyle sizlere de göstereyim. Mum kandilleri var bakınız efendim. Bir yağ kandilleri var. Zeytinyağı konuyor. Renkli zeytinyağlar konuyor. Altına su, üstüne zeytinyağı. Böyle fanus şeklinde, cam fanus şeklinde içerisi görünüyor. Bir de mum kandilleri var ki şu orta sıra mum dikiliyor. Eriyen mumlar da kenarlarından aşağıya dökülüp de cemaati rahatsız etmeyecek şekilde kenarlarında birikiyor. Buradaki bu mum kandilliklerinin efendime söyleyeyim böyle Osmanlı'nın son dönemine ait olduğunu zannediyorum. Üzerinde bazı yazılar var ama ben o yazıları da tam fazla seçemedim doğrusu buradan. Size de tam bilgi vermek istiyorum. 3-5 tane bir şey var burada efendim. Evet, kasaba köyündeki iki tarihi camiyi sizlere anlatmaya çalıştım. Kıymetli seyircilerim, gelin buraları görün. Görünce hak vereceksiniz. Bilhassa Mahmut Bey Camii çok önemli. Kastamonu'daki camilerin içerisindeki durumlardan da farklı bir yapısı var. Çok farklı bir yapısı var. Ve gördüğünüz zaman da benim bu verdiğim bilgileri de eğer aklınıza kalmışsa çok istifadeli olacağını zannediyorum. Benden söylemesi. Efendim bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalınız.